aslında malımızın, mülkümüzün ne kadar değersiz olduğunu anladık. İşte o zaman bir ağacın, bir kuşun sesinin temel ticari faaliyet önermektir. Ama benim için öncelik olmaz. Ticaret matematik gerektirir, ticaret fizibilite gerektirir. Kastamonu çok uzun yıllar orman emmali üretimi konusunda işte 1 milyon seviyelerinde bir noktada yer almış. 2000'li yıllarla birlikte bu rakamlar 1 milyon 600 binlere kadar çıkmış. Ve en nihayetinde 2019'dan itibaren artık istikrarlı bir şekilde 2 milyon 600 bin metreküpler seviyesine geldik. Fakat Türkiye'nin diğer tüm orman bölgelerini incelediğimizde, işte Bolu önemli bir orman bölgesi, 2 milyon 900 bin metreküp artımı var. Bunun her yıl 2 milyon 250 bin metreküp kadarı alınıyor. Tabii ki bu alınma meselesiyle ilgili şunu ifade etmek zorundayım. Ormanda gerekçesiz, sebepsiz, teknik bir izahı olmayan hiçbir ağaç, hiçbir fidan kesilmez. Mutlaka kalan orman kıymetinin daha iyi gelişmesi, biyolojik çeşitliliğin temini, orada yaşayan tüm canlıların ihtiyacının mahallede karşılanması gibi birçok gereksinimi karşılayacak şekilde kesim yapılır. Kastamonu'nun yıllık artımı 4 milyon 265 bin metreküp. Biz son 4 yıldır 2 milyon 600 bin noktasına eriştik. Türkiye'nin ortalama değerlerini dikkate aldığımız zaman Kastamonu ormanlarında yıllık 3 milyon 250 bin metreküp orman servetinin alınması aslında ormancılığın tüm bileşenlerinin, tüm ormancılık sisteminin sağlıklı bir şekilde uygulanması için bir gereklilik. Bu ne demektir? Kabaca 600-700 bin metreküp daha orman emmali üretimi yapılacak demektir. Tabii ki bunun getireceği bir ekonomik fiili durum olacak elbette. Sadece bu kadar dikili kabuklu gövde hacmindeki emmalin üretimi yöre insanımıza en azından 1,5 milyarlık bir değer bırakacaktır. Sadece orman işçiliği adına. 2024 yılı Nisan itibariyle dilekçe verme hakları olacak. 4 yıl tamamlanacak. İnanın bunların en az 600'ü 700'ü bizim önümüze tayin dilekçesi koyacak. Nereye gitmek istiyor bu insanlar? Kendi memleketlerine veya daha büyük şehirlere. Hem daha az iş yapacak, hem de daha refah düzeyi yüksek yerlerde yaşayacak. Şimdi bakıyorsunuz burada oturacak evi yok. Çünkü bizim ilçelerimiz küçük. Başka yere gitse burada sobalı eve verdiği kirayı vererek orada rahatlıkla daha konforlu bir şekilde yaşayacak. Dolayısıyla bir mühendisin, bir memurun buralarda yaşaması için, burada yaşamasının daha iyi bir durum olması için biz elimizden geleni, geçmişten günümüze, bugün ben görevliyim, benden önceki arkadaşlar, ondan önceki arkadaşlar, herkes buradaki yaşam şartlarını iyileştirme noktasında elinden geleni yapmış. Ama bu bireysel bakış açılarıyla, yaklaşımlarla gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Buna özel bir yaklaşım ihtiyacı var. Burada mühendisi, memuru tutmayı başardık. Burada çalışacak işçilerin de sayısını artırmamız gerekiyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Kastamonulu devlette işçi olarak çalışmayı seven bir yer. Onun için bu konuda sorun yok. Ama inanın geçtiğimiz yıllarda operatör alma noktasındaki
taleplerimize gereken rağbeti göremedik. Yani sanayicinin nitelikli işçi konusundaki sorununu kısmen biz de yaşıyoruz. Mesela Bozkurt ilçemizde ve Çatalzeytin ilçelerimizde birer tane ahçı almak istedik. Müracaat eden olmadı. Zar zor işte bir sene sonra ancak bir sürü yerlere duyurular yaparak birer tane müracaat alıp onları şimdi aldık, başlattık. Yani sektörün, sanayi sektörünün, hizmet sektörünün operatöre ihtiyacı var. Bizim istif işimizi yapan istifçi esnafımız, şimdi artan üretim karşısında daha fazla istif makinesi almak durumunda. Bunu alacak finansmanı temin ediyor. Veya biz Orkö kredisi veriyoruz. Fakat bunu kullanacak operatör bulmakta ciddi sorun yaşıyor. Yine kamyoncu esnafı işte birkaç milyon para veriyor. Makine alıyor, kamyon alıyor. Bunu sürecek insan bulmakta zorlanıyor. Gençlerimiz maalesef bu sektörde çalışmak istemiyor. 700 bin metreküp daha orman emmali üretimini artırdığımızda bunu gerçekleştirecek insan kaynağı konusunda ciddi sorun var. Bu konuda artık sadece köylülerin istihdamı şeklindeki anlayışın belki de bu işe ehil olan, bu konuda eğitim almış, bu konuda tecrübe sahibi, Türk vatandaşı, her kim olursa, şehirde yaşasın, köyde yaşasın, belki yurt dışından Türkiye'ye gelmiş, bu konuda deneyimli, sertifikalı insanlar da dahil, bizim işimizde de istihdam edebilmemiz gerekiyor. Bu şu an Kastamonu değil, tüm Türkiye'nin en yaygın birinci sorunudur. Bu insan kaynağı Kastamonu'da yeteri düzeyde maalesef yok. Var olan yerler var. Fakat o insanları bir başka mahalde mevcut düzen içerisinde çalıştırmak gerçekten çok zor. Çalıştırma noktasında irade ortaya koyan arkadaşlarımız gerçekten eziyetle, sorunla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bizim şöyle bir önerimiz var. Her mahalde köylü veya şehirli orman sektöründe çalışmak için eğitim almış, sertifika almış, deneyim sahibi olmuş insanların kurumumuz envanterinde sıralanması gerekiyor. Bir iş ortaya çıktığında bizim görevlimiz sırayla orada işin yapılacağı yere en yakın yerde yaşayanlardan başlayarak buradaki ormancılık sektöründe çalışan insanların çalıştığından çok daha uzun süre ormanda çalışabilmesine imkan sağlamamız gerekiyor. Şimdi bu da bir yerde göçü hızlandıran bir şey. Kendi köyünde iş var. Geldi bu işte çalıştı. İşte bir ayda bitirdi. Bu kişi 11 ay tekrar beklemek durumunda. Ama Kastamonu'nun bir başka yerinde iş var. Ama oraya bu insanın sevki durumunda ciddi sosyal sorunlar çıkıyor. İşte benim yerim işte burada, ben işte kimin keseceğini belirleyeceğim vesaire gibi. Bu bizim daha kaliteli, daha fazla iş üretmemizin en büyük engeli. Bu sadece ağaç kesme için değil. Bizim gençleştirme operasyonlarımızda da hem makinalı çalışmalar, hem insan gücüyle yaptığımız çok ciddi çalışmalar. Buralar bizim sorun alanlarımız. Bu alanların ıslah edilmesi konusunda yine buradaki tüm katılımcılardan biz destek beklediğimizi, işlerimizi daha iyi, daha kaliteli bir şekilde yapabilmemiz için bu konuda da bizim güçlendirilmemizi sizlerden talep ediyoruz. Sorunumuzu sizinle paylaşıyoruz. İşte bu
Diğer taraftan odun dışı orman ürünleri noktasında da.